Merhaba. Yine bir yer gösterici yayınında birlikteyiz. Hasan Cömert var yanımda ve usta senarist ve yönetmen Ümit Ünal aramızda. Kendisi iki gün önce biten Adana Altıgöz'e Film Festivali'nde jüri başkanıydı uzun metraj yarışmasında. Şimdi kendisiyle beraber festivale dair izlenimlerini konuşacağız. Kimi sorularımız olacak tabii. İsterseniz önce ben başlayayım. Merhaba. Merhaba. Her şeyden önce. Şunu da başlayalım mı? Az kalsın festival iptal edilecekti. Hatta gösterimler hepsi iptal edildi önce. Sadece işte yarışma filmleri gösterecek ama onları da sadece jüri izleyecek gibi bir durum vardı. Sonra yavaş yavaş bunun önüne geçildi ama yine de birçok gösterim iptal edildi. Nasıl gelişti o süreç? Nasıl gördünüz? İşte Türkiye'nin her yerinden kötü haberler gelmeye başladığında Adana'da da maalesef Adana'ya da çok kötü haberler gelmiş ve belediye festivali sonuçta bu. Belediyenin yetkilileri öncelikle hani konserdi, galaydı, eğlenceydi veya toplu yemekti, festivaller deyince çünkü hepsi dahil oluyor. Öncelikle onları iptal etmişler. Fakat sonradan hani bütün gösterimleri de iptal edelim ama yarışma sürsün diye bir teklif gelmiş. Bunu bize ilk bildirdiklerinde ben yani seyircisiz festival çok tuhaf olur diye düşündüm. Bütün hani festivale katılan diğer filmlerin yönetmen ve yapımcılarıyla bağlantı kurulmasını sağladım. Öncelikle onlar bir mektup yazdılar mutlaka seyirci olsun diye. Ben de üzerine bastırarak hani mutlaka seyirci olması gerekir diye festival yönetimiyle bağlantı kurdum. Bunun üzerine en azından Adanalı seyirciye yönelik gösterimler olmasına karar verildi. Ve diğer bütün gösterimler iptal edildi. Fakat yarışma filmleri, kısa filmler, belgeseller Adanalı seyirciye iki salonda gösterildi. Ve sanırım ilki oldukça yoğundu. Twitter'da filan da filmler hakkında tepkiler, yorumlar okudum. Sayısını şimdi bilemiyorum. Festival yönetiminden öğrenmek lazım kaç seyirci geldi. Ama biz jüri olarak ayrı bir salonda izliyorduk. Birkaç yıldır işte sanırım Nuri Bilge'nin başlattığı bir gelenek. Birkaç yıldır jüri kendi başına seyrediyor filmleri. Dolayısıyla hani hangi filme ilgi ne kadardı, kaç kişi geldi onları bilemiyorum. Ama sinema sahiplerinin söylediği çok yoğun bir ilgi vardı. Ve sanırım filmler ücretsiz gösteriliyordu. Önceden gidip sadece yer numarası almak gerekiyordu. Yani biraz buruk denebilecek bir festivaldi. Çünkü normalde hani bütün yarışmacı filmlerin ekipleri, oyuncuları, yönetmenleri, yapımcıları geliyor. Basından çok insan geliyor. Yurt dışından işte festivalcisi, gazetecisi, eleştirmeni geliyor. Dolayısıyla hani büyük bir sinema buluşması oluyor. Zaten festivallerin asıl amacı bence o kültürel alışverişi sağlayabilmek. Orada herkesin filmlere karşı tepkisini görebiliyorsunuz. Yani jüri olarak da karar verdiğinizde en azından verdiğiniz kararın sağlamasını hemen o akşam alabiliyorsunuz insanlarla konuşarak. Çünkü herkes aynı filmleri görmüş oluyor. Maalesef öyle olamadı bu sefer. Ama her şeye rağmen aslında belediyeyi ve festival yönetimini kutlamak gerek. Çünkü en azından festivalin sürekliliği bozulmadı. Bir şekilde hani tarih içinde baktığınızda kaç senedir yapılan bir festival en azından kesintiye uğramadı. Ve mesela İstanbul'da geçen sene yapılamadı festival. Oraya katılan yarışmacı filmlerin hani bir parça hakkı yenmiş oldu belki. Çünkü orada ilk defa seyirciyle buluşmayı planlıyorlardı. Burada en azından yarışmaya katılan filmler mağdur olmadı ve oldukça yüklü bir
parasal ödül var biliyorsunuz. En azından sinemaya böyle bir ödül girdisi oldu. Yeni filmlerini yapacak insanlara bence bir katkı sağlandı. Dediğim gibi bütün o buruk ve yani yalnız havaya rağmen bence her şeye rağmen olumlu bir adımdı. O yüzden belediyeye ve festival yönetimine tebrik ediyorum ben her şeye rağmen. Yine de keşke o en azından yabancı filmlerin de gösterimi, hani tamam basını ya da ekipleri çağırmadınız ama onların da bir şeyi yoktu aslında. Gösterilebilirdi yabancı filmlerde değil mi? Aynı olduğu gibi. Ama birçoğu mesela festival hakkını belki kullanmak istemediler. Ha, belki, çünkü belki. Şey olduğu zaman veya konuk olarak gidemedikleri zaman hani orada filmin gösterimi olunca diğer festivallerde şeyini kaybediyor olabilir. Bir arka planı açıklamalarını ben tam bilmiyorum. Sonuçta sadece şey yapıldı. Kısa filmlerin uluslararası yarışması yapıldı. Ödülleri de verildi. Fakat uzun metrajlarda o şey yapılmadı. Peki biraz hani filmlere geçelim. Hani Venedik'ten gelen hatta jüri özel ödül alan Albuquerque başta olmak üzere birçok heyecan verici film yarışmadaydı. Hatta 15 gibi hani evet, büyük bir rakam var. 15 tane evet. Film yarıştı. Hani genel olarak bu filmlerin kalitesine ilgili ne söyleyebilirsiniz? Bir de bu filmler üzerinden Türkiye sineması üzerine biraz konuşmak gerekirse nasıl hani Türkiye sinemasına baktığınızda çıta yükseliyor mu, kalite düşüyor mu? Hani biraz bunları yorumlamak mümkün mü? Ya şöyle, bence çıta yükseliyor. Gerçekten teknik manada birincisi, gerçekten dünya çapında filmlerimiz var artık. Bazı filmler gerçekten insanı içine alıyor ve sarsmadan bırakmıyor. Tabii ki daha zayıf filmler de var. Fakat seyrettiğimiz filmlerin büyük çoğunluğu bence dünya standartlarında filmlerdi. Dolayısıyla biz jüri olarak oldukça mutlu ayrıldık yarışmadan. Biraz zor bir zamandı çünkü 5 günde 15 film, günde 3 film seyretmek zorunda kaldık. Ama her şeye rağmen sonunda mutluyduk yani gördüğümüz filmlerden. Ödüllerin dağıtımından da ben şahsen mutluyum. Karşı olduğum bir şey yok ödül dağıtımında. Keşke dediğim ne bileyim çok iyi kadın oyuncular vardı mesela. Paylaştırmayı çok istedim. Fakat tek kişi seçmek jürinin kalanına daha uygun geldi. Ya da mesela erkek oyuncu olarak Nadir Sarıbacak'ı seçtik ve gerçekten çok iyiydi. Fakat ben bütün o ekibe Sarmaşık filmindeki diğer bütün erkek oyunculara da bir ensemble oyunculuk ödülü verilmesini isterdim. Fakat orada da hani paylaştırmak yerine tek oyuncu seçmek jüride daha ağır basan bir eğilim oldu. Ama bunlar haricinde dediğim gibi sonuçların altına imzamı atıyorum attığımdan. benim için hani çok doyurucu bir festivaldi. Gerçekten gördüğümüz filmler doyurucu filmlerdi. Peki 6 tane ben saydım kadın yönetmen var. Evet. 15 filmin 6'sı kadın yönetmen. Aslında son yıllarda kadın yönetmen sayısında da bir artış görüyoruz. Peki aynı şey hikayelere de yansıyor mu sizce? Yani kadın hikayeleri sinemamızda gerçekten bir yer ediniyor mu? Yoksa kadın yönetmenler de yine biraz erkek bakış açısı mı yürütüyor? Özellikle bu festivaldeki ben çoğunu izleyemediğim için bilmiyorum ama. Ya özellikle ödül verdiğimiz ana yurdu için söyleyebilirim. Gerçekten bir erkek yönetmenin yapamayacağı bir filmdi bence. Hani gerçekten kadın bakış açısıyla yapılmış, kadın diliyle yazılmış bir filmdi. O yüzden özel bir örnekti. Bence o da yansıyor filmlere. Burada hani seksist konuşmak da istemiyorum. Kadınlar
erkekler yapamaz, kadınlar yapabilir diye ama dediğim gibi ana yurdu filmini bir kadın yönetmenin yazdığı ve çektiği bence belli oluyordu. Çok içeriden anlatılmış bir filmdi. Peki şey de soralım, hani Abluka Venedik'ten ödül alması biraz hani izlemeden de filme favori olarak gösteriyordu. Bu gibi şeyler etkiliyor mu mesela jüri toplantısında, bu hissedilen bir şey mi? Konuşuluyor yoksa mu ya da böyle bir şey? Bizi etkileyen bir şey değildi. Biz gerçekten filmin kendisine baktık. Eğer jüride ağırlıklı olarak beğenilmeseydi bence böyle bir sonuç çıkmayabilirdi. Neredeyse oy birliğiyle beğendik çünkü. Yani bir şartlanma oluyor mudur? Bilmiyorum, sanmıyorum. Hani geçen önceki senelerde Cannes'dan büyük ödülle dönen 3 maymuna vermemişlerdi mesela. Böyle bir jüri de vardı. Onun yerine Ben Hopkins'in filmine vermişlerdi. Hani filmi hepimiz o kadar çok beğenmeseydik herhalde böyle bir sonuç çıkmazdı. Yani kimse şey değildi, Venedik'te ödül almış, biz şimdi vermemezlik edemeyiz falan. Öyle bir öyle bir ezikliğimiz yoktu. Ama Abluka gerçekten çok güçlü bir film. Hem anlattığı şeyle hem diliyle çok çarpıcı bir film. Mesela senaryo ödülünü ona vermeyi çok isterdim. Orada da jürinin büyük çoğunluğu ana yurdunu tercih etti. Bizim jüride jüri başkanının sadece tek oyu vardı. Jüri başkanı deyince işte şey haberler, Altın Koza Ümitinola emanet filan haberleri çıktı. Öyle bir şey. Ben jürinin bir parçasıydım. Ve sadece hani akışı yönetiyordum. Öyle diyeyim. Sonuçta bu tercihler %100 her şeyle benim tercihlerim değil. Dediğim gibi şeyi çok isterdim. Ana yurduna, pardon, Abluka'ya senaryo ödülünü vermeyi çok isterdim. Çünkü işçiliği, senaryo buluşları çok özgündü bence. Çok ilginç bir senaryoydu. Peki, sanıyorum bu kadar şimdi. Bu evet. Aklımıza gelenler. Ümit Ünal'a çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için. Yeniden görüşürüz.